düşünüyorum. Eğer biz kendimize, öncelikle biz kendimizi düşünmeliyiz ve sağlam limana nasıl yanaşmalıyız? Denizci üstadlara da sorarak ve size de sormak istiyorum. Tabii ki bir fikriniz varsa bize de bu konuda aydınlatırsanız teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Denizci kim? Beni kastediyor. Bari oradan ya. Şimdi iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Üstadım size de öyle. Şubat ayında da konuyu sizinle sohbet etme mutluluğuna erişmiştik. O zaman kriz var mı yok muydu konumuz? Herhalde kriz olmuş. Şimdi arkadaşım tsunami de beklediğine göre bir denizci olarak söyleyeyim arkadaşlar. Tsunami'den limana sığınarak kurtulamazsınız. Karaya çıkarsanız kurtulabilirsiniz. Çünkü tsunami'nin yüksekliği bütün limanları yok edecektir. Yani dalganın boyutu bizi ilgilendirir. Şu anda ortada bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz süreçte dalganın boyunu Şubat ayında söylediğim gibi çok yüksek görüyorum. Önümüzdeki günlerde daha mutsuz şeyler konuşacağımızı da düşünüyorum. Ama yıllardan beri çok bilip yanlış yapanlar, çok bilip yanlış yapmaya devam ediyorlar. Biraz önce sunduğunuz konuda bunun örneklerinden bir tanesi. Gerçekten biz konunun uzmanı vergiciler olarak, ekonomistler olarak, denetçiler olarak neler yapılabileceğini belki çok daha değerli toplumu rapor olarak nasıl sunarız bilmiyorum. Sizin ifadeleriniz, köşe yazılarınız yetmiyor. Aslında biraz önce söylediğiniz çok doğru. Ben Maliye Bakanı olsam ya da ben yetkili olsam sorunun çözümünü biliyorum. İnanın burada, bu salonda hepimiz biliyoruz. Bu neden yapılmıyor, yapılamıyor ben sadece anlayamıyorum. Yani insan kendi bindiği dalı keser mi onu da bilmiyorum ama herhalde bindiği ya da çıktığı dalı kesme boyutunda şu andaki yönetimin anlayışı. Güzel günler göreceğiz çocuklar demeyi çok isterim ama tsunami geliyorsa karaya çıkın arkadaşım. Denizde kalmanız sizi kurtarmaz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sayın bak burada ilk Bahri Bey. Buyurun. Bak bir numarada Bahri Ongun yazmış. İlk sözü sana verecektim zaten. Teşekkür ederim. Bak, burada yazılı ha Bahri. Yani ben çok konuşmayı düşünmüyordum ama hazır mikrofon geldi. Bir de Ahmet kardeşim pas atınca denizci de olmama sebebiyle bir şeyler söyleme ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim başkanım. Evet, teşekkür ederim. Nedim'cim şimdi Bahri Ongun televizyoncu. Ve ekonomiyle ilgili, vergiyle ilgili, maliyeyle ilgili çok güzel programlar yapardı. 10 yıl önce başkanım. Evet, mesleğimizin tam kılmasına da çok büyük emeği var. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Evet, buyurun. Biliyorsunuz denizcilerle ilgili kimse denizin dalgasıyla ilgilenmez. Gemi limana yanaştırıp yanaştırmadığınıza bakarlar diye. Evet. Böyle de bir nankör bir iş denizcilik. Dalganın ters tarafına giderseniz ancak evet. Ya şimdi tabii meslek mensupları yani şimdi bakın vergi gelirlerinin düşüyor ama kimse mutlu değil. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı burada olsaydı ne diyorduk 3-4 sene önce? Ya bunların bu kadar ağladığına bakmayın bunlar daha 2-3 yıllık zulaları var diyordu. Ben de burada olsun sizin daha o zulalardan idare edersiniz bu dönemde diyebilir o anlamda. Ya yani şimdi zaten buradaki en az 20-25 yıllık meslek mensupları olduğu için yani krizler tabii mutlaka etkiliyor ama yeni mesleğe başlayan insanlar kadar bizi etkilemez. Bu anlamda yine şeyde gider diye düşünüyorum. Belli bir çok aşağı düşmeyecek tarzda gidebilir diye düşünüyorum. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Mükellef kazanacak, mutlu olacak, parasını ödeyecek. Şimdi bakın son ekonomik krizde en neden oluyor. İş güvenliği firmalarında da tanıdık arkadaşlar var. Adam diyor kardeşim ben karnımı doyuruyorum ne iş güvenliği gelsin bana devlet kesiyorsa kessin cezayı da sözleşmeden iptal etmişler. Böyle de bir duruma gidiyor. Orada oturuyorlar. Bunun ne olduğunu düşünmüyorlar. Tamam ben düşünürüm işçinin güvenliğini. Yapmıyorum sözleşmeyi deyip personel arkadaşlarım da bu tür yakınma duydum. Yani ekonomik krizden etkilenmeyen bir kesim var ülkede. Ama bunlar çok dar bir kesim. Ama çok etkilenen özellikle işte gençler çok fazla etkileniyor. Türkiye'de geniş işsizlik 8 milyon buldu biliyorsunuz. Geçen yıldan bu yıla dar işsizlik anlamında 1 milyon 200 bin kişi işsiz kalmış. Bu çok büyük bir rakam. Yani sokaklarda yoksulluk var, işsizlik var arkadaşlar. Ayrıca onlardan genel sağlık sigortası istiyoruz. Hem işsiz adam hem de genel sağlık sigortası
O da çok cüz'i karalar. Evet. Teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var. Evet. Buyurun Cemil Bey. Evet. Sayın Bakanımız da iştirak ettiler. Hoş geldin diyoruz kendisine. Cemil Bey'e mikrofonu. Merhabalar, hoş geldin. Şimdi ben bütün bir saatteki bütün sunumunuzu not aldım. Evet. Fatih Hocama da tekrar hayırlı olsun diyorum. Kendisinden ders alma şerefine de nail olmuştum. Güzel Başkanıma da, Masum Sayın Bakanıma da, Sabri Başkanıma da selamlar. Ben çok samimi konuşuyorum, Sabri Bey bilir gelin. Evet. Yani en başta gençlerden bahsettiniz, gençlik ne olacak diye. Şimdi Hazreti Ali'nin bir sözünü hatırlatarak devam edeyim. Hazreti Ali der ki, çocuklarınızı kendi zamanınıza göre yetiştirmeyiniz. Çocuklarınızı onların zamanına göre yetiştiririz. Yani 1500 yıllık bir cümle hala geçerli. Korur. Yani bu şeyin içerisinde biz geçen yıl ben Prize'ın platformuna gittim. Orada Endüstri 4.0'dı konu. Endüstri 4.0'dan kimse bahsetmiyor. Artık bizim yaptığımız işleri artık bilgisayarlar yapacak. Bilgisayarlar bizim yaptığımız işi yaparsa bize ihtiyaç kalmayacak. Bilgisayarların yapmadığı işleri yapmamız lazım. Bilgisayarların yapamayacağı işleri yapmamız lazım. Kendimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi birkaç notum daha var. Şimdi ülkeleri ayakta tutan güçlü orduları değildir. Ülkeleri ayakta tutan büyük ekonomileri de değildir. Ülkeleri ayakta tutan culture dedikleri şeydir, kültür. Yani bir vergi kültürümüz de yok. Çok yani bir kanun çıkartıyoruz. 2019, 2020, 2021 %22 olacak. Bütün yatırımcı ona göre karar veriyor. Yani daha tükürüğüm kurumadan affedersin. Biz onu değiştiriyorsun. Daha 2019 bitmeden bunu değiştiriyorsunuz. Şimdi bir şey söylediniz. Dediniz ki bu geriye işler mi, işlemez mi hocam? Üstadım işliyor geriye. Çünkü GMS'yi de aynısını yaptılar. Ekim-Kasım ayı gibi %25'ten götürü gideri %15'e indirdiler. Ve o zaman hani ben de çok söyledim. Ben Şükrü Hoca'yı çok takip ederdim. Çok yazardım, dinlerdim. Oldu böyle şeyler. Gene olacaktır. Lobi için bir şey söyleyeyim. Lobi söylediniz. Ben işte Müteahhitler Birliği'ne bir şey yazıyorum. Ben özür diliyorum Sabri Başkanım'dan. Yeminli odasıyla bir şey gönderiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ama Müteahhitler Birliği'ne bir iki satır bir şey yazıyorum. O kanun çıkıyor. O tebliğ çıkıyor. Müteahhitler Birliği'nin ciddi bir lobisi var. Ya 23'ünde yine Ankara'da Müteahhitler Birliği'nin bir vergisel teşvikle ilgili sunum var. Yine oraya gideceğim herhalde. Orada her şey yaptırabiliyorlar. En sonunda şunu söyleyeyim, hani bu yeşil pasaport konusunu, şimdi onunla uğraşıyorum. İhracatçıların yeşil pasaport alması, hizmet ihracatının tevsikiyle yeşil pasaport alınması, bu ciddi ihracat yapanların yapacaklara faydası olduğunu düşünüyoruz bu konunun. Sonra avukatlar çıkarttı, kendilerine bir komisyon çıkarttı. Bunun için de bir desteğinizi bekliyoruz açıkçası. Bir de hani nedenleri de çok bariz. Belli yani. Bizim olmamız lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim herkese. Ben teşekkür ediyorum. Cemil Yumuş Mardin'dir. Onu özellikle memleketini bahsetmek istiyorum. Çünkü hoşgörü ve sevgi dolu kendisi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Üstadım buyurun. Şimdi Spectator Index diye bir site var. Ben takip ediyorum orayı. Dünyada en güçlü pasaportlar sırada biz 52 mi 53. sıradayız. Benim de yeşil pasaportum var, 10 yıl devlette çalıştım diye. Şimdi biliyorsunuz Amerika, İngiltere ve Kanada, onlar vize istiyor bazı şeyler. Önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği de vize değil ama ben size ziyarete geleceğim tarzında bir izin ve bir harç alacak. Tabii yurt dışına çıkmak, yeşil pasaport güzel. Tabii orada harcayacak paramızın cebinde olması lazım. Yazın bir tatil yöresinde Hollanda'da yaşıyorlardı. Türkler gelmişler. Ya ne güzel diyorlar. Hesap geliyor. Bölüyoruz diyor. 6.5'a. Yok biz de öbür tarafa gidince çarpmak zorunda kalıyoruz.
yani yurt dışına çıktığınızda. Bu önemli bir konu. Tabii insan iş için de gidebilir yurt dışına, gezmek için de gidebilir. Tabii bir ay olmadı İngiltere'ye gittim ben. Orada İngilizlerle bir yerde karşılaştık. Türk falan deyince önce İspanyol zannettiler. Bana sorduğu soru, siz Arapça mı konuşuyorsunuz dedi. Nereden çıktı dedim, ya bizim Araplarla falan bir ilgimiz yok, Türkçe konuşuyoruz. Anlattık. Şimdi şu harekattan sonra ortaya çıkanlar var ya, bütün dünya üzerimize çullandı. Hiçbirisi tesadüf değil. Hep ektiğimizi biçiyoruz. Ben şeye benzetiyorum, şimdi burada Fenerbahçeliler varsa kızmasın bana. Aziz Yıldırım bütün takımların nefret ettiği bir takım haline getirmişti Fenerbahçe. Bizim de ülkemiz o durumda şu anda. Ama bunu hep beraber ortadan kaldırmamız lazım. Yeşil pasaportlu bile olsan adam alıyor seni, sorguya çekiyor. Dönüş biletin ne? Hangi otelde kalacaksın? Niye geldin? Kaç liram var? Bu da bir. Yani pasaportunuzun güçlü olması lazım. Bu anlamda önemli. Yani avukata verilen yeşil pasaportun yeminli mali müşavir, mali müşavir haydi haydi verilmesi lazım. Daha az sürelerde verilmesi lazım. Keşke onunla iş bitse. Ama ihracatçılar alıyorlar. Oradaki ne kadar işlerine yarıyor bilemiyorum. Çoğunlukla Afrika'ya veya Rusya'ya gittiklerini biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben kapatıyorum burada. Sadri abi, bir güzel bir şey üstadına yapabilir miyim? Tabii. Güzel bir şey yapın. Abdullah Bey yazısında üstadım demiştiniz ya. 148 ile 500'ün arası. Gelir İdaresi Başkanlığı'yla bir görüşme yapıldı şu anda. Yani yazıdan sonra. O doğru olduğu söyleniyor ama yok, dördüncü gelir dilimi 4, orada 500'te 500. 148'den 500 arasındaki... Tamam, 500'ü dikkat et. O gelir diliminde 148'den 500 deniyorsa, dördüncü gelir dilimini aştın dediğiniz anda 500 aşması aranır. Evet. Teşekkür ediyorum. Sevgili üstadım, sizi alkışlarla buraya alıyoruz.